Akademinin YouTube kanalından herkese merhaba. İsmim Hilal. AYT edebiyat konularıyla başlayacağız bu video ile birlikte. Edebiyat nedir? Sanat nedir? sorularının yanıtlarını arayalım dilerseniz. Sanat dediğimiz şey bir insanın güzel bir güzellik karşısında duyduğu heyecan, hayranlık gibi duyguları yine kendi yazdığı bir eserle ya da kendi oluşturduğu bir eserle karşısındaki insana hissettirme çabasıdır aslında ve bu uğurda kullandığı yaratıcılığıdır. Edebiyat dediğimizde güzel sanatların bir koludur ve malzemesi de değildir. Edebi metinlerdeki amaçsa duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla, dili kullanarak karşıdaki insana estetik zevk vermek amacıyla aktarılmasıdır. Bu anlamda da edebi metinlerde amaç Bilgi vermek değildir. Edebi metinlerde amaç herhangi bir fikri aşılamak değildir. Dolayısıyla edebi metinler öğretici değildir. Bu noktada edebi metinlerde Bilgiler tamamen özneldir, tamamen kişiye dayalıdır. Kanıtlanması gerekmez. Dolayısıyla nesnel bilgi içermez. Evrensel metinlerdir. Belirli bir kurguya dayalı metinlerdir. Yer, zaman, olay, kişi gibi unsurlar çerçevesinde geliştirilir. Ayrıca Edebi metinlerde kullanılan dil tamamen gerçek anlam içermez ya da tamamen temel anlam içermez. Bu dilde kullanılan kelimeler işte söz sanatlarına başvurulur. Kelimelerin mecazlı anlamlarına başvurulur ya da imgeler yoluyla anlatılır. Peki öğretici metinlerin konusu ve içeriği nedir? Tipi nedir? Öğretici metinlerde dil göndergesel işleviyle kullanılır. Neden? Çünkü burada amaç bir bilgiyi açıklamaktır. Karşıdaki insana bir şey öğretmektir. Dolayısıyla da kısa cümleler tercih edilir. Söz sanat imgelere ya da mecazi söyleyişlere yer verilmez. Ayrıca bu metinler öznel değildir çünkü kişisel düşüncelere dayanmaz, nesneldirler. Dolayısıyla bu bilgiler kanıtlanılmak durumundadır. Yani çeşitli istatistikler verilerek ya da tanık gösterilerek bilgiler pekiştirilirler. Öğretici metinlerde bu anlamda işte biyografi gibi makale gibi deneme gibi metinlerdir. Edebiyatla çeşitli disiplinlerin ilişkileri hakkında konuşalım biraz. En başta işte en çok ilişki kurduğu alanlardan bir tanesi tarihtir. Çünkü edebi bir eseri ele alırken o eserin yazıldığı dönem bizim için çok önemlidir. O yazılan dönemin siyasi koşulları önemlidir, ekonomik koşulları önemlidir, kültürel koşulları önemlidir. Dolayısıyla zihniyeti önemlidir. Dolayısıyla da bir eseri döneminden bağımsız ya da döneminin koşullarından ayrı bir biçimde ele alamayız. Dolayısıyla edebi metinler tarihe kaynaklık ederler, tarihi metinlerse Edebi metinlere kaynaklık ederler dolayısıyla aralarında güçlü bir ilişki vardır. Edebiyatla coğrafya arasında da çok büyük bir ilişki vardır çünkü her edebi ürün belli bir coğrafyanın ürünüdür aslında. Yani her yazar belli bir coğrafyada yetişir. Dolayısıyla da mesela Yaşar Kemal, İnce Mehmet'te Çukurova'yı çok iyi tasvir eder. Ve İnce Mehmet anlatılırken, yani İnce Mehmet'in olay örgüsünde, kurgusunda Çukurova'nın dağlarının, mağaralarının, o engebeli arazi koşullarının etkisi çok büyüktür. Yani kurguya etkiler coğrafya. Bu anlamda edebiyat-coğrafya ilişkisi de çok kıymetlidir. Edebiyat ve sosyoloji arasında da çok kuvvetli bir ilişki vardır. Neden? Çünkü edebiyatın temelinde insan vardır. E, i̇nsan da tek başına yaşayan bir varlık değildir. Birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır insanlar. Dolayısıyla insan toplumsal bir varlıktır. Sosyoloji nedir? Sosyoloji de toplum bilimidir. Dolayısıyla da toplumu iyi tanımak, toplumu toplum yapan unsurları iyi bilmek, dolayısıyla sosyolojiyi bilmek, edebi metni algılamak açısından, yorumlandırmak açısından kıymetlidir. Edebiyat ve felsefe arasında da çok kuvvetli bir ilişki vardır. Çünkü aslında edebi metinler oluşturulurken temelde belli bir düşünce olabilir. Mesela işte evrenin varoluşu, insanın dünyada hangi amaç için yaratıldığı, neden var olduğu gibi sorulara cevaplar arayabilir edebi metinler. Dolayısıyla bir takım edebi akımlara ya da felsefi akımlara ya da felsefik düşüncelere hakim olmak edebi metni irdelemek açısından bize rehber olacaktır. Edebiyat ve psikoloji arasında da güçlü bir ilişki vardır. Çünkü dediğimiz gibi edebiyatın malzemesi temeli insandır. Dolayısıyla da İnsanın ruhu da, insanın psikolojisi de edebi metinlerin temel aslında ögelerinden birini oluşturur. Son olarak edebiyatın bilim ve teknikle ilişkisi de çok kuvvetlidir. Yani doğrudan ya da dolaylı olarak aslında edebiyatın gidişatını etkiler. Mesela matbaanın icat edilmesi edebiyat dünyasında bambaşka bir dönemin başlangıcını oluşturur. Çünkü daha önceden elle yazılarak çoğaltılan eserler matbaanın icadı ile beraber daha fazla işte makineler aracılığıyla, basın makineleri aracılığıyla çoğaltılmaya başlıyor ve nihayetinde edebi metinler daha fazla insana ulaşır hale geliyor. Bu videoda işte sanat nedir, edebiyat nedir, edebiyatın diğer bilim dallarıyla ya da sosyal dallarla ilişkisi nedir sorularının cevaplarını aradık sizlerle beraber. Ve videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İlk videonun affı olmaz. Sürçünü insan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.